Kanalıma hoş geldiniz. Kazanır şimdi selam. iPhone'larda servis yok hatası nasıl düzeliyor onu size paylaşacağım. iPhone'lara bu hatayı neden veriyor? Neyden kaynaklanıyor? Onu paylaşacağım sizlerle inşallah. Servis yok yazısı ilk gördüğümüzde sim kartta kaynaklanabilir bir hata diye düşünüyoruz. İlk önce bir sim kartı takalım. Hemen şuraya koyalım telefonu. İlk önce sağlam bir sim kartı başka bir telefonda deneyerek daha sonra iPhone'a takacağız. Bakalım. Evet, şurada gördüğünüz gibi Türk Telekom yazısı geldi. Yani sim kartı sağlam olup olmadığını kontrol etmek için. Evet, bu sim kartları çıkarmak için kendi iğneleri kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana ya da sim yatağa zarar vermemektedir. Şöyle sim kartı çıkardım. Evet, aynı sim kartı. Şimdi iPhone cihazımıza takalım. Evet, şurada Hocus Focus yok arkadaşlar. Yani bu hatayı görür görmez zaten içinde sim kartı varmış. Çıkaralım onu. Evet, hala sonuç aynı. Telefonu kapatıp açalım. Hani normal şartlarda bazen telefonlarda kartı takar takmaz hemen algılamayabiliyor. Telefonu kapatıp tekrar açarsanız yani bu hata değil de bu hatadan ötürü sim kartı yok ya da servis yok hatası verebiliyor. İlk önce bu ihtimalleri kafada çıkaralım. Mevcut sim kartınız değil de başka bir sim kartı denemeniz gerekiyor ve o telefondaki kartı, sim kartı başka telefonlarda deneyerek soru işareti de kafanızda çıkarmanız gerekiyor. Evet, şu anda aranıyor. Parolamızı girelim. Şu anda şebeke gelmesi gerekiyor ya da şebekeyi bulması lazım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi servis yok yazısı hala görmekteyiz. Evet, bu sorun neden yapıyor? Bu sorun güncellemeden sonra yapıyor. Zaten biliyorsunuz iPhone'larda güncelleme geliyor. Güncellemeden sonra kamera çalışmamaya başlar, şarjı az gider, bir sürü sıkıntılar meydana çıkar. Telefonu güncellerken mutlaka iTunes üzerinde güncellemeniz gerekiyor. Şarjınız %100 olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Kesinlikle mobil veri üzerinde güncelleme yapmayınız. Böyle yarıda kalıyor. Böyle sorunlar olabiliyor. Bilginiz olsun. Ve şu anda hala sorun aynı. Sim kartı takılı kalsın. Şimdi biz bunu iTunes'e bağlayacağız. Açık bir telefonu iTunes'e bağlamak için herhangi bir tuşlama yapmıyoruz. Orijinal bir kablola denemeniz gerekiyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi iPhone 7'nin orijinal USB kablosu. Çünkü bazı kablolarda USB'de sadece şarj etme özelliği var. Data özelliği yok. Ve orijinal bir kablonun data özelliği her zaman vardır. Bilginiz olsun. Şöyle hemen bağlayalım.
Şu anda bilgisayara takar takmaz şöyle bir seçenek geldi. Güven ya da güvenme. Biz bunu güven diyeceğiz. Evet, parolamızı istiyor. Parola bilmeniz gerekiyor. Zaten bilgisayara takar takmaz eğer okuma özelliği varsa veya da okuyorsa bir sıkıntı yoksa portlarda direkt şu kısmada geliyor. iPhone cihaza bağlandı diye. Şimdi biz iTunes'e geleceğiz. iTunes şu görmüş olduğunuz. iTunes'te güncel olması gerekiyor. Şurada sürdür diyelim. Geri yükleme. Tamam dedik. Evet, şimdi güncele diyoruz. Şunu şöyle getirelim. Güncele dedik. Bu güncelemeyle beraber hemen iPhone'da tepki veriyor. Evet, şurada bilinmeyen bir hata oluştu diyor. Tamam diyoruz. Portu değiştirelim. Bir de kusura bakmayın biraz videolarda eksiğimiz oluyor. Kusura bakmayın.